Tarihte bugün 3 Nisan. 3 Nisan 1882. Ünlü haydut Jesse James öldürüldü. Ünlü Amerikalı haydut Jesse James, yakın arkadaşı Robert Ford tarafından başından vurularak öldürüldü. Genç yaşlarda Amerikan İç Savaşı'na Güneyli birliklerin yanında katılan James, Kuzeylilerin savaşı kazanması üzerine kendi çetesini kurdu ve zamanla bütün dünyanın tanıdığı azılı bir kanun kaçağı haline geldi. Kanun dışı hayatı boyunca onlarca banka, tren, posta arabası ve mağaza soygunu gerçekleştiren James, bir süre sonra adından kahraman olarak bahsedilen bir kişi halini aldı. 16 yıl boyunca Amerikan devletinden kaçmayı başaran ve başına 10 bin dolar ödül konulan Jesse James, bir dönem Amerika'nın Robin Hood'u olarak kabul ediliyordu. ...3 Nisan 1930. Kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Belediyeler Kanunu gereğince Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. Mecliste bir yıl süren müzakereler sonunda kabul edilen kanunla kadınlara ilk kez seçme ve seçilme hakkı tanınmış oldu. Kadınlara tanınan bu hak, Türkiye'de demokratikleşmenin en önemli göstergelerinden biri oldu ve 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kadınlara milletvekili olarak seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasayı kabul etmesinin de önünü açtı. 3 Nisan 1937. İlk demir-çelik fabrikasının temeli atıldı. Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın temeli dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından Zonguldak'ın Karabük Köyü'nde atıldı. 1961 yılına kadar Türkiye'nin tek demir-çelik üreticisi olarak faaliyet gösteren fabrika, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. 3500'e yakın işçinin istihdam edildiği tesis, Türkiye'de ağır sanayinin kurulmasına öncülük etti. 1955 yılında bağımsız bir kamu iktisadi teşebbüsü haline gelen fabrika, daha sonra Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı ve 1995 yılında da özelleştirildi. 3 Nisan 1948. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Marshall Planı'nı imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik krize giren bazı ülkelere destek amacıyla 1947 yılında önerilen plan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeyi kapsadı. Türkiye'nin 100 milyon, Yunanistan'ın ise 300 milyon dolarlık ekonomik destek sağladığı Marshall Planı'na Türkiye'nin dahil olmasındaki asıl sebep ekonomik olmaktan çok siyasiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusya'nın Boğazlar'da üst kurma talebine girmesi ve Ardahan civarında hak iddia etmesi Amerika'yı endişelendirmiş ve Türkiye'yi Rusya'nın etkisindeki Doğu bloğundan uzaklaştırma çabalarına itmişti.